Ya Ömer Bey, ben taşırdım onu. Niye zahmet ediyorsunuz? Ya ben... Olur mu canım? Hiç önemli değil. Ben hallederim. Sıcak bir şey yapıyorsa. Bir şey içer misin? Bir şey yok ki. Nasıl? Burada diyorum, bir şey yok. Sen burada bir şey olmadığını nereden biliyorsun? Kız! Sensin bir şey yok. Koray Bey ya. Koraycığım, ne yapıyorsun? Korkutuyorsun bizi. Ömer. Yasemin lansman için süper kiç bir mekan onaylamış. Hayatta olmaz, kabul etmiyorum. Yani bu konseptten onun kadar ben de sorumluyum. Adıma asla leke sürdürmem. Ben bir markayım. Ben Koray Sargın'ım, bir şey yap. Koraycığım, abartıyorsun. Ben mi abartıyorum? Ben. Ben var ya ben. Ben avantgard bir fotoğraf yıldızıyım. Ama o pis Yasemin 2013'lerde kalmış Alaturka ve avam bir kadın. Koray Sargın. Heh, söyle kız. Şunu bileydin hayatım. Ben, bak bak bak, ben. Bakıyorsun değil mi? Ben Koray Sargın. Bahşedip de Türkiye'de yaşıyorum be. Allah, sen ne söylersen söyle, ben Yasemin'in vizyonuna güveniyorum. Hay, neyin vizyonu? Neyin vizyonu bu? Onun yaptığı standa gördük. Resmen Harrods'un 2 yıl önce yaptığı birebir kopya. Değil mi kız, söyle? Benim bir şey anlamamam normal mi ya? Efendim, bir şey mi söyledin? Ben bir şey hazırlayayım diyorum. Dur dur, olur mu canım? Sen niye hazırlıyorsun? Ben hazırlarım. Şükrü'ye söyleyeyim, sana bir şey alsın mı? Sen sıkılmadın değil mi? İyi misin? Daha neler canım? İyiyim, iyiyim. Bir problem yok. Siz şey yapmayın, ben yapayım diye. İyi madem. İyi. Ömer the gentleman. Ne oluyoruz? Defne buraya daha önce geldi mi? Bardakların yerini nereden biliyorsun? Ay. Ne oldu, su mu kaçtı kulağına? Yok hayatım, benim böyle bazen kulağım tıkanıyor da. Ay, bir şey mi dedin sen? Aman canım, yani görenle petrol kuyusu buldu zannedecek. Alt tarafı 2 tane dolap var zaten. Bir elini atmıştır bir şeyine, denk gelmiştir, bulmuştur. Doğru gerçi, niye takıldıysam o kadar. Yani. Ay şuraya. Kızım şuraya koy, sakarsındır sen. Kız ikram et. Koy. Hı. Bak, bunları da göndereceğim sana tabii, mekana gidersen. Tamam Koray, tamam. Koray, tamam. İçindeki konsepte de bakacağım, mekana da bakacağım, her şeye bakacağım Koray, tamam? Ölümü gör. Koray, tamam diyorum ama. Hı. Koraycığım. Hı. Söz ver. Ver sabır, ver sabır. Defne, benim telefon. Tamam, ben alırım, siz şey... Tamam. Kız, hayatında var mı biri? Vallahi yok. Ay, herkeslerde yalnız Ömer. Koraycığım, biz gidebilir miyiz? Ama tamam, tamam, gidin. Aa dur, gitmeyin. Ay şimdi aklıma geldi. Bu sana gönderdiğim orijinal fotoğrafları gördün mü? Hani Photoshop istemiştin ya. Görmedim. Akşam bir mevzu patladı da. Çıkalım çünkü geç kalıyoruz şu anda. Hadi. Aa! Hay Allah. Yok yok Ömer Bey, siz hiç zahmet etmeyin. Ben şimdi hallediyorum. Hiçbir problem yok. Ben toplarım şimdi bunları. Hemen topluyorum, giriyorum. Siz arabada bekleyin, ben bunları halledeceğim. Gel Ömer'cim, ben seni geçireyim. Ben hemen geliyorum. Bek, biraz daha darlayayım seni. Yetmedi bana bu darlama. Hadi. Öyle olsun. Fotoğrafları silmem lazım. Nerede fotoğraflar ya? Heh. Sil Defne, sil, 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 sil. Bunu da sil. Bunu da sil. Başına büyük bela alacaksın yoksa. Oh, tamam.
Açmıyor. Defne, sen biliyor musun Sinan nerede? Yok, bilmiyorum Ömer Bey. Tabii bilmiyorsun. Nerede bu adam anlamadım ki. Lansman yaklaştı. Mekan işi de ondaydı. Bütün planım alt üst oldu. Belki telefonu böyle bir yerde falan unutmuştur. O kadar çok çalan telefonu istesen de unutamazsın. Başka bir şey var ama öğreneceğiz sonra artık. Şükrü, şurada bir durabilir misin? Tabii ki. Sos zamanı gelmiş anlaşılan. Sipariş mi vereceksiniz? Hayır, geliyorum şimdi. Sos mu? Burası Ömer Bey'in sürekli geldiği gurme market. Sinan Bey de ikisinin yurt dışından istediği özel soslar olursa buradan sipariş ediyorlar. Vay be. Öyle bizim gibi yani salçayı kavurup makarnanın üstüne dökmüyorlar. Sosları bile bir acayip Hint kumaş gibi bulunmuyor. Yani canım, mevzu sadece sos değil tabii. Başka şeyler de satıyorlar burada. Değişik tatlar denemeyi seviyorlar. E tabii gurmelik başka bir şey. Herhalde. Al bakalım. Bana mı aldınız? Sana uzattığıma göre. Ofiste görüyorum Nazlı Can'la çılgın bisküvi partileri yapıyorsunuz. Sen yulaflı seviyordun değil mi? Bak bu da yulaflı ama başka aromalar da var içinde. Ye bakalım, seversen yine alırız. Ya Ömer Bey, çok teşekkür ederim. Gidelim Şükrü. Tabii efendim. Hı, çok güzelmiş Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yasemin Hanım'la kabaca bir yerleşim planı hazırlamıştık aslında. Buyurun. Yeni sezon ayakkabılarınızın sergilenmesi için Yasemin Hanım içerideki salona özel ışıklandırmalı bir showroom istedi. Güzel. Ömer. Merhaba. Haber verseydin mekanı gezmeye birlikte gelirdik. Koray çağırdı acil. Mekanla alakalı bir sorun varmış. Ben de kalktım apar topar geldim. Bize biraz müsaade edebilir misiniz? Gerçekten anlamıyorum. Mekan bakmak benim işim. Koray niye burnunu sokuyor? O kim ki ben ona hesap veriyorum? Defne, sen yoruldun, gel otur. Otur. Ben de gelirim zaten birazdan yanına. Şöyle geçelim mi? Konuya odaklanamadık da. Olur. Otur. Alo, röntgene götüreceğiz seni. İçinde su mu var, baktıracağız o beynini. Neden anlamadım? Ne istifası, o da ne demek? Ne çabuk havaya girdin? Ha yok, öyle değil. Şimdi biz Ömer Bey'le... Sen hemen buraya gel. Ama ben Ömer Bey'in yanındayım. İşim biter bitmez gel. Ömer Bey'e ne diyeceğim? Neriman Hanım yeni ayakkabıdan istedi. Onu götüreceğim dersin. Bana bak, bekliyorum. Koray haklıymış. Mekanın bayağı işi var. Bugün zaman açalım. Sinan'la bir görüşelim. Bu Ragıp Beylerle olan öğle yemeğini de başka bir zaman ertele. Gezecektik seninle bugün ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Başka bir zaman telafi ederiz mutlaka. Hadi. Aha. Hadi. Ne oluyor ya? Ha, seni Defne tavsiye etti yani. Aynen abi. Lazım da artık iş değişikliği ya. Eyvallah. Hayır, ben Koray'a hesap mı vereceğim yani? Ne alakası var Yasemin? Takım işi bu. Sinan'la da bir konuşalım da. İso? Fo... Ne yapıyorsun kızım? İki gündür göremiyorum seni. İyi ya, çalışıyorum. Çok yoğun bu aralar. Sen ne yapıyorsun? İyi. Yolunda her şey. İyi. Yasemin Hanım'ın şoförü efendim. Defne'nin arkadaşıymış. Hadi. Gidiyoruz. İşte sonra görüşürüz. Kolay gelsin.
Sinan da artık gelmiştir herhalde. Ay Ömer Bey. Hı. Ben az önce mesaj attım. Ragıp Bey'le olan yemeği perşembe öğleden sonra aldık. Tamam Defa. Sağ ol. Sağ ol Şükrü abi. Ömer geldi mi? Hayır Sinan Bey gelmedi. Gelince söyle benim odama bir... Sinan neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz. Buradayım Ömer, buradayım. Defne gel, ben de konuşmamız lazım. Ne oluyor ortak? Senle de konuşacağız ama önce Defne. Hadi. Defne. Şuna bak ya. Asistan bir kız geldi. Hayatımızın merkezine yerleşti. Yasemin, laflarına dikkat et. Tamam. Geç. Otur şöyle. Sinan Bey, siz iyi misiniz? Ömer'le birlikte misiniz? Evet, yani asistanıyım. Ya kızım, onu demiyorum. Yani... Sizin Ömer'le sen yani hoşlanıyor musun ondan? Aşık mısınız? Ya ilişkiniz var mı? Hayır yok. Niye sordunuz ki? Ya ne bileyim. Hani birisinin inandığın bir şeyin böyle öyle bir özgüvenle aksini söyler ki sen kendine değil de bir anda karşındakine inanırsın ya. İşte. Beraber değilsiniz yani. Hayır, değiliz tabii ki. Siz bugün Neriman Hanım'la mı konuştunuz? Nereden anladın? Özgüven falan deyince. Evet. Sabah onunlaydım. Hüseyin'in anlaşma olayını konuştuk. Dediğine göre eğer Ömer'i evlenmeye ikna edersen... ...düğünden hemen sonra gidecekmişsin ha. Benim anlaşmanın bu tarafından hiç haberim yoktu. Sen nasıl bir şey evet dediğinin farkında mısın Defne? Sinan Bey, ben işlerin hiç bu nokta yani hiç böyle bir noktaya geleceğini düşünmedim. O yüzden de çok fazla kafa yormadım buna. Neriman Hanım da olmayacağını anlar, planı iptal eder diye düşündüm. Ben üzülmeni istemedim. Özür dilerim. Tamam, ben buradayım. Tamam mı? Yanındayım senin, merak etme. Bir çaresini bulacağım. Alo, Neriman Hanım, işim şimdi bitti. Hemen geliyorum. Sinan Bey, benim şimdi gitmem lazım. Sonra konuşalım, olur mu? Olur. Neriman Hanım, çok vaktim yok. Ay çok yoruldum. Demek adamı kafesledin. Aferin. Sürpriz ata oynadım, kazandım. At mı? Ay sus bakayım. Bana bak, istifa da etmişsin. Ömer mi istedi? Çalışma mı artık dedi. Ne dedi? Ben anlamıyorum. Yoksa sen mi? Aman nasıl olsa adamı kafeslemişim. Çalışıp da ne yapacağım mı dedi. Efendim? Aman neyse ne. İyi gidiyorsun. Otur bakayım şuraya. Otur Defneciğim. Otur otur. Şimdi birinci aşamayı tamamladık. Sıra ikinci aşamaya geldi. İkinci aşama?
sevgili olduğun kişiyi evliliğe ikna etme aşaması. Ama Neriman Hanım ben... Sus bakayım. Hazır mısın? Doğrudan evlenmek istiyorum denilmez. Ama onu evlenmeden mutlu olamayacağına da inandırman lazım. Sana ne kadar çok ulaşamazsa o kadar yakınında, evinde, elinde, dizinin dibinde olmanı ister. Erkekler böyledir. Sahip olmayı severler. Aile çok önemli. Sürekli ailenden yana sorun çıkarmalısın. Dışarı çıkmamı istemiyorlar. Akşam sende kalamam. Gece eve geç dönemem. Evlenmemiz gerekiyor konulu mesajlar, mesajlar, mesajlar. Evlenmeden görüşemeyiz. Onu sensiz kaldığı her anında mutsuz olduğuna, hiçbir işi doğru düzgün yapamadığına ve duygularını tanımadığına inandıracaksın. Hayatının yolunda olmadığını söyleyeceksin. Durup durup bir şeylerine takacaksın. Ben olsaydım böyle görünmezdin. Ben sana çeki düzen verirdim. Bensiz olmaz diye hissettireceksin. Aman zaten onlar nasıl gördüklerini bilmezler. Ve işte evliliğe hazır, hatta baba olmak isteyen erkeği yarattık. Şahane hayatından vazgeçip çocuk kakası temizlemek için can atıyor şimdi. Kapiş? Ay Neriman Hanım bir durun. Aa, ani çıkış. Şirketteki bilgisayarların kapasitesi yetmiyor artık. Ne yapmak lazım? Bunun iki yolu var. Ya şirket olarak bulut sistemine geçeriz ya da daha yüksek kapasiteli harici diskler var. Onlara geçiniz. Tamam. Sen ikisinin de maliyetini çıkar, Sinan'a verirsin. Tabii. Ha bir de benim telefon kendi kendine resim siliyor. Ona da bir ara bak. Tabii, ben onu hallederim. Hı. Ne oldu, sakinleştin mi biraz? Sakinleşeceğim. Ne konuştunuz Defne'yle? Bir sorun mu var? Yok. Aramızda. Ne demek aramızda? Ömer, sen ne zamandan beri insanları tapulum alınmışsın gibi davranıyorsun ya? Ha? Ne oluyor şimdi bu? Şu demek oluyor. Çalışanımız da olsa karşımızdakinin bir insan olduğunu unutmayalım, tamam mı? Neyse. Konuşma daha kötü bir yere gitmeden kapatalım. Odamdayım ben. İşinize bakın arkadaşlar. Sinan, ne oluyor? Seni tanımaya çalışıyorum. Anlamadım. Ha, gerçekten bu kadar zaman ben seni yanlış mı tanımışım? Ha, görmezden mi gelmişim bu hallerine? Sen hep böyle miydin Ömer? Kardeşim, senin sinirlerin bozulmuş. Otur sakin sakin konuşalım. Benden kaçma. Sinan, kaçmıyorum da önce sen bir sakin olacaksın. Olmuyorum. Tamam, herkes senin istediğin gibi olmuyor. Önce bunu bir öğreneceksin. Ben sakin olmuyorum. Defne de senin emir erin olmuyor. Tamam. Ne yani? Konu Defne mi? Bu yüzden mi kızgınsın bana? Konuşansın kardeşim. Bak, insanların kendi alanları var, kendi varlıkları var, kendi karakterleri var. Tamam? Hareketlerine dikkat et. Tahammül edemiyor mu? Siz bir gidin bakayım, gidin. Yani... öyle. Öyle gibi. Gerçi... bugün hiç öyle görünmüyordu ama... aman neyse, zaten Ömer Bey'in sinyalleri ne zaman net oldu ki? O nettir de sen anlamamışsındır. Anlat bakayım şunu bana. Kızım anlatsana. Ya Neriman Hanım, olmuyor işte bu iş yani. Ben Ömer Bey'e hiç yaramadım.
günden gün geçtikçe daha sinirli bir adam oluyor. Dengesizleşti. Bir günü bir günü tutmuyor. Ama borcum borç yani. Ne olur şey yapmayın, anlayın beni, olur mu? Olmuyor yani. Tamam. Sen şimdi git, benden haber bekle. Ay. Ay ben gözyaşına da dayanamam. Otur. Gelin gelin, kolonyaları alıp gelin. Yok. Kesin balataları yaktı bu. Ay, bir öyle bir böyle. Anlamıyorum ki. Kızım bugün bana o kadar iyi davrandı ki. Fazla ilgiden bayılacaktım az kalsın. Daha geçen gün posanı çıkarmadın bu senin. Tamam işte, dengesiz. Ama bitti. Neriman Hanım istifa et dedi. Buraya kadarmış. Yere indim diyorsun. Mucizen sona erdi yani. Tabii bir de daha bu 200 bin meselesi var. Bakalım Neriman Hanım dalağımı mı alacak yoksa böbreğimi mi? Eder mi kız o kadar? Etmez değil mi? Sanmam. Ama maşallah sen de pek umurunda değil. Sen daha çok Ömer'den ayrılacağına üzülüyor gibisin. 11 gün kaldı. Ay kıyamam. Günde sayarmış bu turuncu. Yani sonuçta bir daha göremeyeceğim onu. Allah'tan ümit kesilmez be. Belki yolda falan karşılaşırsınız. Ya değil mi? Belki bizim markete böyle ekmek almaya falan gelir. Manyak mısın kızım sen? Bizim yürüdüğümüz yollar ayrı. 7 ömür yaşasak biz karşılaşamayız onunla. Geri çek o zaman istifanı. Madem bu kadar özleyeceksin. Çekemem. Yani istesem çekerim de. Neriman Hanım istifa et dedi artık. Ben zaten onu hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Uf, ama neyse boş ver ya. Zaten akıl sağlığımı korumak için herhalde en doğrusu bu. Bence sen artık hiç akıl sağlığını falan düşünme. Zaten öyle bir şey kalmamış. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Full konsantrasyonsun bakıyorum. Öyle. Kahvaltı hazırlamak ciddiyet ister. Ciddi bir iş. Ben yanımda benden başka ciddi birini istemem. Açık konuşayım. Vallahi şansınızı zorlamayın isterseniz. Yoksa birazdan çirkin çirkin fıkralar anlatmaya başlayabilirim. Tamam tamam, abartma. Sen bu saatte kahvaltı yapmıyordun değil mi? Yok. Ben bu saatte ancak beynimi uyandırabiliyorum. Midem hala uyuyor. Bünyemde işte bundan 2 saat sonra falan kendine geliyor. Genelde yani. Tabii siz böyle erkenden kürek mürek. Ayrı dünyaların bünyeleriyiz. Tüh be. Desene birlikte kahvaltı yapamayacağız. Ya da ben geç uyanmayı öğreneceğim. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı? Kolay gelsin. Dönmeyen kimse bilmez. Kimse bilmez.